Ümit Bey'in sosyal medya üzerinden bir sorusu var kıymetli hocam. Kefaret orucu tutarken hastalık gibi veya yolculuk gibi zaruri bir sebepten oruca ara vermek zorunda kalırsak mazeret son bulduğunda kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Şayet edemezsek örneğin 25. gün oruca ara vermişiz, 25 gün oruç kaza orucu yerine geçmiş olur mu demiş. Geçen programlarda açıklamıştık. Kefaret oruçlarında Peş peşelik şartı vardır. Peş peşe. Yani eğer ay hesabı tutacaksa yani hicri ayı esas alarak tutacaksa ay hesabı 59 günde olabilir ay değil mi? Bazen çünkü 29 çekiyor bazen 30 çekiyor. Veya ikisi de 30 çeker 60 olur. Evet. Ay hesabı tutacaksa hicri ayın başında başlayacaksa o zaman ay hesabına göre tutar gün hesabı tutacaksa, hicraya bakmadan herhangi bir günde başlayacaksa 60 gün oruç tutacaktır, keffaret orucu. Peki 60 günü ara vererek tutabilir mi? Hayır. 60 günü peş peşe tutmak zorundadır. Bu bizde de böyledir. İmam Şafi Rahimahullah'ın mezhebinde de böyledir. Ara veremez. Peki diyelim ki şahıs işte hasta olma gibi veya yolculuğa çıkma gibi zorunlu bir sebep oldu. Yolculuğa çıkmak zorunda. Acaba bu meşru mazeretlerden dolayı kefaret orucuna işte özür boyunca diyelim ki işte seferi boyunca veya hastalığı boyunca bir ara verse. Ondan sonra özrü biter bitmez, mazereti biter bitmez hemen kaldığı yerden devam edip arkasına da mazeret günlerini ilave etse kefaret yerine gelir mi? Hanefi ve Şafiler'de gelmez. Önceki tuttuklar ne olur? Önceki tuttukları nafileye dönüşür. Kazaya dönüşmez. İkinci şıkkı buydu. Eyvallah. Kaza oracına dönüşmez. Nafile olur. Nafileye dönüşür. Ancak geçenlerde demiştim ki yine söylüyorum. Ee, Ahmet bin Hanbel'in ve İmam Malik Rahimahullah'ın mezhebinde hasta olmak gibi veya sefere çıkmak gibi meşru bir mazeret ara vermeye izin veriyor. Eğer bir kişi çok ihtiyar veya işte yaşlı olmakla beraber zorlanıyor yahut da çok ağır işlerde çalışıyor, hasta olmuş, hemen hastalığın akabinde de tutmuş ise bu mezhebi taklit edebilir. Ama durup dururken genç sağlığı yerinde hiçbir zaman hiçbir zaman bu görüşü almamalı ya onları nafile kabul etmeli. Baştan başlamadır. yeniden başlamadır. Her zaman söylüyorum. ihtiyaç halinde, zorunlu hallerde diğer bir müştehidin, diğer bir müşteb'in dört mezhepten herhangi birinin görüşüyle insan amel edebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama böyle bir ihtiyaç, böyle bir zorunluluk yokken kendi mezhebini bırakıp gitmesi adeta tabiri caizse trafikte seyir çizen şoföre benzer. Bu telehi ve nefsine uymak olur ki bundan uzak durmak lazım. Kendi mezhebini, kendi efendim e, tabi olduğu görüşü alıp uygulamalı ve yeniden sıfırdan başlamalıdır. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam.